Benim ismim Stefanoğlu Paraşkevas. Soyadım Stefanoğlu. Babam ve annem Türkiye'den gelmiştiler. Babamın ismi Savas, soyadı Stefanoğlu. Annemin ismi Makrina, soyadı Karolidis. Babam İzmirliydi ama annem Niğdeliydi. Gölcük'ten, Yeşil Gölcük köyde. Babam diyordu orada çok iyiydi, çok iyi yaşıyorlardı. Ama mecbur Yunanistan'a geldiler. 1.500.000 kişi buraya geldiler. Aynısı buradan Türkiye'ye gittiler. Annem 42 yaşındayken öldü. Ben 8 yaşındaydım. Ama babam 94 yaşında öldü. Türkiye'ye çok defa ben gidiyorum. Ben ticaret yapıyordum. İstanbul'dan mal alıyordum. Burada satıyordum. İzmir'e de gittim. Birkaç defa gittim. Ama başka bir yere gitmedim. O bizim köyümüzden çoklar oraya gittiler. Gördüler. Ben hiçbir defa gitmedim. Ben çok defa istiyordum gitmeye. Babamı diyordum hadi bir defa gidelim oraya senin doğduğun toprakları diyor görme için. Ama gidemedik. Gidemedik. Çünkü sıkınıyordu. O sebepten. O yüzden gidemedik. Ben bilmiyorum. Varsa yoksa bilmiyorum. Ama herhalde belki var. Bilmiyorum. Hayır, orada hiç kimse kalmadı. İyi bir şey. O köy, tüm köy buraya Yunanistan'a geldi. Gitmedi. Gitmedi. Kimse gitmedi. Şimdi benim iki ablam var. Onlarla gitmeyi istiyorum ama bunlar da şimdi biraz ihtiyarlandı. Gidemezler. Ama ben Ali bana söz verdi. Ne zaman o gidebilir, gideceğiz. Türkçe'yi bizim köyümüzde büyükler, gençler oradan geldiler. Sadece Türkçe konuşuyorlardı. Yunanca bilmiyorlardı. Az bir şey oradan, bunlardan işte öğrendim. Ama Türkçe öğrendim, ben gemici olarak çalışıyordum. Oradan İstanbul'dan, bir gemide İstanbul'dan 12 kişi Türkiye'den İstanbulluydu. Birinin bir çelik yasar vardı. Çok iyi arkadaşlık yaptık. Onunla işte ondan biraz öğrendim. Var bir kızım var, bir de damadım. Şimdi öğreniyorlar. Benim eşim şimdi öğreniyor. Çocuğum da öğreniyor. Şimdi Aralık'ta belki gideceğiz. Birkaç gün böyle tatil yapma. Niğde İstanbul'dan çok uzak. Buradan 1500 kilometre. Ama İstanbul yakın. 650 kilometre.